Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. DGS ile üniversitelere yerleştiğinizde kayıt sırasında sizden bazı belgeler talep ediliyor. Bu belgeler nelerdir? Bu belgeleri nasıl alacaksınız? Bu videoda bunları sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar DGS'de online kayıt pek tercih edilmiyor. 2019 senesinde üniversitelerin %90'ı üniversitelere gelip bireysel olarak kayıt yaptırmanızı öğrencilerimizden istedi. Yani online kayıtlarını açmadı. Bu sene pandemi nedeniyle mantıklı olan bütün üniversitelerin online kayıtlarını açması. Lakin sizin de bildiğiniz gibi DGS öğrencilerine pek önem verilmiyor. Size tavsiyem eğer şimdi Ankara'daysan, üniversiten Ankara'daysa git bugün bu belgelerin hepsini temin et. Yok hocam benim üniversite başka bir şehirde, bulunduğum yerde değil diyorsan yerleştirme sonuçları açıklanana kadar bu öğrencilerimiz beklesinler. Belki online kayıtlarını bu sene açabilirler ama bu belgeleri elinizde bulundurmanızda fayda var arkadaşlar. İlk olarak sizden transkript belgesi istenecek. Ama bu belge sizin üniversitelerin web sayfasından çıkardığınız belge değil. Üniversiteler tarafından basılması ve onaylanması gerekiyor. İkinci olarak onaylı ders içeriği. Bu belgede arkadaşlar sizin muafiyet durumunuzu belirlemek için dersin içeriğini anlatan kısaca kredisini, AKTS'sini yazan belgedir. Yine üniversitenizden alacaksınız. Onaylı olması gerekiyor. Onaylı olması dediğimiz gibi kaşelenecek, imzalanacak bu anlama geliyor. Üçüncü olarak diploma ya da çıkış belgesi sizden istenecek arkadaşlar. Üniversiteden diplomanızı alırken aslı gibidir diye onaylatın. Bu ne demekse diplomanızın fotokopisini çekiyor. Yine arkasına kaşe atıyor, imza atıyor, aslı gibidir yazısını yazıyor. Şimdi öğrenci şunu yapıyor. Diplomasıyla bir kuruma kuruluşa başvuruda bulunurken diplomasını veriyor. O kuruluştan mesela olumlu bir yanıt alamıyor. Bu sefer diplomasız kalıyor. O diplomayı geri isteyemiyorsun başvuruda bulunduktan sonra. Daha sonra noterden işte tekrar mezun olduğuna dair bir kağıt alman gerekiyor. Onun da 120 lira gibi bir ücreti vardı. Hiç bu ücretleri ödemeye gerek yok. Şunu yapın. Diplomayı alırken ben bunun aslı gibidir de istiyorum deyin. 8-10 tane size aslı gibidir versinler. Ömrünüz boyunca o belge size yetecektir. Bunun dışında DGS sonuç belgesi ve üniversitelerin ön kayıt belgesi, erkeklerden istenen askerlik ilişkisi bulunmaması gibi, bazı üniversiteler temiz raporu istiyor adliyelerden. Üniversiteden üniversiteye değişen belgeler talep edilebiliyor. Ama bunlar için de en önemlisi dediğimiz gibi transkript, onaylı ders içeriği ve diploma. Bunlar sizden kayıt esnasında kesinlikle istenecektir arkadaşlar. Mümkün olduğunca bu belgelerimizi temin edelim. Sorularınız olduğunda yine yorumlar bölümünden sorabilirsiniz arkadaşlar. Çoğunluğun merak ettiği konuları video olarak yayınlıyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.